Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benim ismim Sinan. ReactJS İstanbul'un organizatörüyüm. Ve ilk defa stream yapıyorum, dolayısıyla biraz heyecanlıyım. Şimdi önce bugün ne yapacağımızdan bahsedelim. Colors App isimli bir repo oluşturdum bu bugünkü proje için. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bunun linkini paylaşacağım sonra. Siz de girip inceleyebilirsiniz. Bir de şöyle bir API buldum. Bu daha çok test application'ları yazmak için yapılmış, hazırlanmış bir API. Şöyle çalışıyor. Random datası olan bir endpoint var ve bize user'ların listesini veriyor burada. Adamın, developer'ın uydurduğu çeşitli isimler var. Onun dışında single user verebiliyor. Benim ilgimi çeken şu list users oldu bir. İkincisi list resource. Bu da Pantone color paletinden çeşitli renkleri veriyor. Bir de fake login ve login'in successful ve unsuccessful versiyonu var. Mesela şöyle. Doğru information'ı girerseniz size bir token veriyor. Response 200. Yok, yanlış şey verirseniz, bilgiyi verirseniz bu sefer missing password veriyor mesela. Dolayısıyla gerçek bir app'in kullanacağı bir endpoint'e benziyor. Bu tarz test uygulamaları geliştirmek için güzel bir şey gibi. Bunu kullanarak bir test uygulaması yapacağız. Yani demo yapacağız daha doğrusu. Şimdi bugün şeyde Slack'te bunları konuşmuştuk biraz. Redux, CSS modules, Redux, React Router gibi konuları kullanmaya çalışacağım. Açıkçası tam olarak uygulamayı geliştirmek ne kadar sürer, nereye geliriz bilmiyorum. Çok baymadan şöyle bir saatlik falan bir stream yapmayı düşünüyorum açıkçası. Stream sırasında sorularınız olursa chatten sormaktan çekinmeyin. Zaten bu birlikte öğrenmemiz için yapılan bir stream. Dolayısıyla herkese faydası olacağını düşünüyorum. Okey, başlayalım isterseniz. Şu ana kadar projeyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Sadece böyle boş repo'm var. Bu repo'yu klonladım bilgisayarıma. Ve şu anda orada, o aşamadayım. Şimdi ilk yapmamız gereken React App'ini yeni bir Create React App'le yeni bir app kurmak. Dolayısıyla şunu yapacağım. Yani Create React App. Eğer .dat yaparsanız isim vermek yerine şu andaki folder'ın ismiyle bir app oluşturacak. Ama oluşturamıyor. Pet Project Name. Artık Capital Name kullanamıyorlarmış. O zaman şöyle yapalım. Colors App yapalım. Ben bunu daha sonra o subfolder'ı kaldırırım. Şu anda şunun altında bir folder daha oluşturacak. Create React App'i kullanmayanınız var mı acaba bilmiyorum. Şunu yapmamızı sağlıyor. Bizim React'in bir sürü dependency'si var. İşte bunlar React, React'dan gibi. Bunların hepsini React Scripts altında gerekli bütün library'leri topluyor ve size aslında hazır bir şablon veriyor. Dolayısıyla çok kullanışlı. Yeni bir app'e başlamak istediğiniz zaman. Şimdi bunun dışında ne kuracağız? React Router demiştik. Şimdi paketleri yazalım buraya da baştan kurmuş olalım. React Router DOM. Bu bunun paketinin ismi. Ayrıca Redux kullanmak istiyoruz. Dolayısıyla Redux'ı kurmamız lazım. Redux'ı React'e bağlamak için React Redux diye bir paket var. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Başka bir şey ihtiyacımız yok sanırım şu aşamada. Tabii yani add demem lazım. Ayrıca bunları bunları bu şekilde kurmak istiyorum.
Tamam, paketlerimiz de kuruldu. Tamam. Doğru yeri kurmadık çünkü. Aslında hepimiz orada değil. Hepimiz şu folder'ın içinde. Dolayısıyla aynı şeyleri tekrar kuruyorum. Okay, şimdi package.json'a girip bakarsak bunlar React'in kendisiyle gelen paketlerdi. Şimdi de ekstradan React Redux. Redux'ın kendisine React Router'ı Router'dan web için kullanılan versiyonu. Bunları kurduk. Spammer gelmiş sanki chat'e. Bu arada sesim iyi geliyor değil mi? Yazıları okuyabiliyor musunuz? Şöyle bir tık büyütebilirim isterseniz. Onun dışında benim bir de kurmayı her projenin başında kurduğum ESLint paketleri var. ESLint sizin kodunuzu şey yapan, sizi yanlış yazdığınız zaman uyaran, hatta bunları düzelten bir eklenti. Yani kullanmak zorunda değilsiniz ama development yapmayı kolaylaştıran bir şey kesinlikle. Her seferinde kurduğum paketler var. Onları... Ha, süper. Tamam, sesin iyi olması güzel. Yazılarda böyle kalsın o zaman. Bu paketlerin konumuzla bir alakası yok ama şimdi göstereceğim birazdan. Development yaparken çok kullanışlı şeyler. Bu da aynı ESLint'in konfigürasyon dosyası. Bu aslında benim linter'ı nasıl çalıştırmak istediğimi söylüyor. ESLint lint rc.js diye bir dosyada. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Bir de son olarak prettier var. Bu da ESLint'e bir eklenti. Bu da kodu hangi kurallarla otomatik olarak format etmek istiyorsunuz? Bunu söylüyor. Bu ne olacak? Ha, pardon, JS olmayacak. Direkt prettier rc olması lazım. Okey. Bunlar yapıldıktan sonra VS Code'u bir kapatıp açmamız lazım. Dolayısıyla Colors app'i tekrar, hatta Colors app'i değil bu sefer Colors app'in içindeki dosyayı açalım ki az önce gelen başımıza gelmesin. Evet, stream Türkçe olacak diye description'a yazmıştık. Okey. Bizim tayfa. Şimdi hepimizi test edebiliriz. Bakalım her şey çalışıyor mu diye. Her başta bir portla çalışsın. Windows'ları ayarlayamadım ya. Şöyle yapayım. Yeni bir Chrome penceresi açayım. Bunu buraya alayım. Bunu full ekran yapalım çünkü bu ekrana sürekli bakacağız. Onu da şöyle yapmak istiyorum. Kod burada olsun. Şununla bir işimiz yok. Web'ten bir şeye bakmak istediğimiz zaman da bu ekrandan bakarız. Dolayısıyla Steam şu şekilde işleyecek. Ben burada kodu yazacağım. Bir sonraki ekrandan React App'imizi indireceğiz. Bir şey Google'lamak istediğimiz zaman ya da dokümana bakmak istediğimiz zaman da bu ekrana bakacağız. WebStorm kullandım. Benim patronum sürekli bana WebStorm şeyi yapıyor. Reklamı yapıyor nedense.
çok güzel olduğunu söylüyor. Ama yani ben açıkçası lightweight bir editörü daha çok seviyorum. O yüzden VS Code daha çok hoşuma gidiyor ama WebStorm'un daha çok özelliği olduğunu biliyorum. Şimdi şu noktada çalışır bir React app'imiz var. Hemen test etmek istersek şöyle yapabiliriz. Testing yapıp buraya geçtiğimizde gördüğünüz gibi testing geldi. Şimdi app'in kendisine girmeden önce birkaç tane kurum, yani boilerplate olarak kurmak istediğimiz şeyler var. Bunlardan bir tanesi React Router. Yani onu yapmadan önce şunu bir isterseniz commitleyelim. GitHub'a gitsin. Created app structure. Okay. Şimdi React Router'ı nasıl kullanıyoruz? Böyle birkaç tane bookmark koymuştum sitemden önce. Arayıp sizin zamanınızı almayayım diye. Şimdi React Router'da mı zaten kurduk. Burada bir problem yok. Şimdi yapmamız gereken bu sistem. Router'ın daha önce kullanmayanlar için şöyle bir yapısı var. Bütün router'ı kullanacak olan componentlar bu router komponentinin child komponent olarak içinde olması gerekiyor. Ayrıca sizin belirleyeceğiniz bütün pet'ler, mesela şunları pet olarak düşünebilirsiniz. React Training'in içinde React Router diye bir sayfa var. React gerçekte bir single page application olduğu için bu tarz pet'leri yok aslında. Dolayısıyla siz bunları fake ediyorsunuz. Sanki gerçekten farklı folder'lar varmış gibi. Bunu yapmak için de React Router'ı kullanıyorsunuz. Bu switch bu işe yarıyor. Switch'in altında her bir router'ınızı belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki about'un içinde ben bu komponenti render etmek istiyorum. Yok user'ın altına gelindiği zaman user'ı kullanmak istiyorum. Birisi GitHub linki var mı diye sormuş. Hemen atayım. Ha, şurada varmış zaten. Henüz bir şey yok. Ama bu stream'in sonunda olacak. Tekrar dönelim buraya. Dediğim gibi bunların hepsini rahat olarak belirliyorsunuz. Ve siz istediğiniz pad'leri yazıyorsunuz. Home pad'i de hiçbir şey yok. Sadece tek bir slash. Sonra bunların hiç herhangi bir tanesine link vermek istediğiniz zaman normal anchor yerine e elementi yerine React Router'ın kendi özel linkini kullanıyorsunuz. Şimdi bunu yapalım hemen. Şimdi bizim app'imizde şu anda sadece bir app.js var. Ben app.js'in içinde genelde bunu şu şekilde yapmayı seviyorum. Buraya routes.js diye ayrı bir component oluşturacağım. Bu arada şöyle bir kısa yolum var şeyde. Visual Studio Code'da. Yeni bir React komponenti oluşturmak için RC yapıp tab'e basıyorum. Bunun dokümantasyonunu atabilirim sizden. Oluşturması çok kolay. Slack'ten konuşabiliriz bu kısma. Buna şimdi şey diyelim. Routes diyelim. CSS ile işim yok şu anda. Routes nasıl bir şey olacak? Şimdi tekrar şuradaki örneğe bakalım. Burada router kullanacağız. Aslında burada router dediği browser router'ı router olarak import ediyor. Biz direkt browser router kullanabiliriz. Bunu da import browser router from router down yapmamız lazım. Sonra bunun içinde ne yapıyoruz? Bunun içinde çeşitli linkler olacak. Biz de iki tane link koyalım. Şurada bir div olsun. Bunun içinde link to home olsun. Bu link böyle bir component. Bu şekilde çalışıyor. Sonra bir link daha koyalım. App'imizde bir login sayfası olacağını düşünüyorum. O diğer API'den göstermiştim size.
Login şeklinde olabilir. Linklerimiz bu kadar. Sonra gelelim asıl kısma. Asıl kısım dediğim şuradaki switch kısmı. Switch'in içinde her bir route için bir tane route komponenti olacak ve bunun altında neyi render etmek istiyorsak o komponent olacak child olarak. Yani şunu yapıyoruz. Switch diyoruz. Bu switch'i de import etmemiz lazım. Sonra bugün çalışmayacak diyecektim ama normalde VS Code bunları otomatik olarak import ediyor paketi bulup. Baya faydalı bir şey. Şimdi burada route'un path diye bir prop'u var. Bu bizim to prop'umuzla eşleşmesi lazım. Yukarıdaki. Yani bu da login olması lazım ki bu çalışsın. Dolayısıyla login olduğunda şu anda gerçek bir component'ımız yok buraya koymak için ama this is login diye bir şey oluşturdum. Bir de home route'umuz olsun. Bu da dediğim gibi şöyle olacak. Bunun altında da this is the home page. Olsun. Link nedir diye soruyor. Bu arada bu işte ESLint'in yaptığı numara. İşin faydalı olan kısmı bu. Yani burada bu linki import etmeden niye kullanıyorsun diye şikayet ediyor şu anda. Bunu yaptık. Bir de buradaki dibe şikayet ediyor. Diyor ki emoji kullanıyorsan diyor ama spam'in içine koymam daha uygun. Hep standartlarına göre. Şu anda bu uyarıyı ignore edeceğim. Diyor ki role image olması lazım. Yani accessible description olması lazım diyor. Sallıyoruz çünkü zaten sileceğiz onu. Şimdi buradaki hepimize geldik. Şimdi burası home page'imiz. Şu anda router'ı oluşturduk ama router'ı import etmedik. Dolayısıyla şunu yapacağız. Evet, switch gerçekten yani şöyle yapıyor. Login'e bakıyor. Şu andaki sayfa login mi diye kontrol ediyor. Bunu açıklamayı unuttum gerçekten. Login okey ise bunu render ediyor. Değilse bir sonrakine geçiyor. Bakıyor bu sefer. Bununla match ediyor mu? Aslında burada şöyle bir tehlike var. Onu göstereceğim birazdan. Şu aslında yazılması pek uygun bir şey değil. Çünkü bütün pathler aslında bununla match edecek. Hepsinin içinde slash olduğu için. Yok anaya sallıyoruz. Dolayısıyla bunu yazmak uygun değil ama şimdi onun tehlikesini birazdan göstereceğim. Önce şunu yapıyoruz. App'in içinde bu zımbırtıları kaldırıp onun yerine yeni yaptığımız routes import ediyoruz. Şimdi tekrar full screen yapayım. Hatta bunun kodun sonrasını alayım. Hiç çıkarmayacak falan. Şimdi route'un içinde ne render olduğuna bakalım. Burada home ve login linklerimiz var. Ve this is the home page var. Neden? Çünkü bir kere route'dan bağımsız yani switch kısmından bağımsız olarak bunu tepeye koyduk. Bu hangi route olursa olsun render olacak. Onun dışında dedik ki route'lardan bir tanesini şu andaki path'e bağlı olarak render et. Şu andaki bizim URL'imiz ana sayfa olduğu için ana sayfa render oluyor. Login'e gidersek göstermek de mümkün değil. Login'e gidersek burası login olacak ve this is login render olacak. Şimdi az önce bahsettiğim tehlike şuydu. Bunu gidip de bunun tepesine yazarsanız şu olur. Farkındaysanız login'deyiz aslında şu anda. Ama this is the home page diyor. Bunun sebebi
Az önce Gökhan'ın bahsettiği şey aslında. Yani switch bunlardan sadece bir tanesini render etmeye karar veriyor. Şu anda login'deyiz ve login'in içinde bu olduğu için bunu okey olarak kabul ediyor ve bunu render ediyor. Bundan kaçmanın iki yolu var. Ya bunu en sona koyarsınız. Dolayısıyla sizin bütün sayfalarınız kontrol edilir. En son buna düşer. Ya da daha güzel bir yolu var. Buraya exact diye bir prop geçiyorsunuz. Bu exact şunu söylüyor. Bunu içeren bir şey değil de tam olarak bu olan varsa bu route'u kabul et. Şimdi bu sefer hiçbir şey değiştirmediğim halde login sayfasında login çalışıyor. Home'a geldiğimde home çalışıyor. React router aslında bu kadar basit. Yani genel mantığı sadece route'larınızı oluşturuyorsunuz. Ona göre linklerinizi oluşturuyorsunuz. Bütün E elementi kullandığınız yere onun yerine link koyuyorsunuz ve href yerine to ile veriyorsunuz link. Burası bu kadar. Şimdi bir sonraki step olarak neye geçebiliriz? Redux'ı da kurabiliriz. Ondan sonra app'in kendisine geçelim. Şu window management işini bir türlü beceremedim. Bu window olarak dursun en iyisi. Şimdi Redux'ı nasıl kullanacağız? Redux için gerekli paketleri kurduk zaten. Şimdi gir şuradan. Redux'ın documentation'a bakalım. Şimdi Redux'ın genel mantığında bir store var. Ve bu store bizim app'imizin bütün state'ini tutuyor aslında. Bu arada kafam bayağı dışarıda kalmış. Bunu söylemiyorsunuz. App'in bütün state'ini tek bir yerde tutuyor. Dolayısıyla siz herhangi bir component'tan app'in state'ine erişmek istiyorsanız store'a store'un state'ine bakıyorsunuz ve oradan alabiliyorsunuz. Şimdi birazdan örneklerde daha mantıklı hale gelecek. Şimdi şunu yapalım. Redux oluşturmak için biraz daha derli toplu olması açısından ben buraya Redux diye bir folder oluşturmayı daha çok seviyorum. Bunun için de bir store oluşturmamız lazım. Buradan genelde bu kodu kopyalayıp yapıştırmak yapılacak en mantıklı hareket. Şu anda bu size karışık gelebilir. Ama aslında şuradan başlamak biraz daha mantıklı. Şu anda buradaki her şeyi kullanmayacağız. Mesela Redux tank'ı kullanmayacağız ya da işte burada çeşitli enhancer'ları var. Bunların ne olduğu şu anda önemli değil. Onları kaldıracağım bu kodun içinden. Ama bu size biraz daha esneklik sağlayacak. Geçen hatta bununla ilgili Slack grubunda bir tartışma vardı. Bu enhancer'lar ve Redux tank'ın nasıl kullanılacağı üzerine. Şimdi Redux'ın içine store.js diye bir dosya oluşturuyorum. Tam olarak MVC değil. Redux daha çok normalde siz komponentlerin arasında state'leri paylaşmak istediğiniz zaman parent component'dan child component'a doğru sürekli prop olarak state'leri aktarmanız gerekiyor. Redux aslında bunun bir süre sonra yoldan çıkmasını engellemek için kullanılan bir sistem. Ama başka faydaları da var. Şimdi şu implementasyonu bitirdiğimiz zaman daha mantıklı gelecek. Şunu biz istemiyoruz çünkü biz app'imizi başka bir yerde render ediyoruz. Dolayısıyla şu anda export şu store'u export etmek istiyorum aslında. Export default store. Bu şöyle yapalım. Şimdi burada kullanmadığımız neler var? Bir kere app'i kullanmayacağız. Tank middleware'le işimiz yok. Middleware enhancer. Şu arkadaşla da hiçbir işimiz yok. Evet, store'un genel yapısı böyle. Şunları
hepsini kaldırabiliriz. Şimdi bunu yapmamız için burada ikinci bir şey daha yapmamız lazım. Context API ne dersiniz peki? Redux varken çok kullanılmıyor ama hiç kullanılmasının daha mantıklı olduğu ölçek yok. Context API Redux'ın da arka planda kullandığı bir sistem aslında. Bence ikisi birbirinin yerine geçmiyor. Benim hem Context'i hem Redux'ı aynı anda kullandığım projeler var açıkçası. Yani Context'i ben daha küçük scale'lı şeylerde kullanıyorum. Mesela iki komponent arasında state paylaşımı yapacakken Redux ama bütün hepiniz için böyle bir şey yapmanızı sağlıyor. Birisi emoji ile ilgili bir soru sormuş. CTRL command space Mac'te. Windows'ta da galiba Windows key ve space olması lazım. Ama tabii bu sorunum şöyle, React'le hiçbir alakası yok. Okey, şimdi burada store'umuzu oluşturduk. Burada tek kullanmadığımız şey root reducer. Şu anda böyle bir şeyimiz yok. Oluşturmamız gereken ikinci step bu. Şimdi root reducer nedir peki? Aslında reducer bizim store'a her update yapmak istediğimizde bunu handle eden function'lar. Şuradan bir örnek bulayım. Reducers. Reducer'lar şu şekilde çalışıyor. Güzel bir opsiyon varsa. Örneğin bu. Şimdi şu üstteki kısmı boş verin. Mesela to-do app diye bir reducer'ları var buradaki örnekte. Reducer şuna bakıyor. Reducer'a farklı action'lar geliyor. Ve bu action'lara göre reducer bizim state'imizi belli bir şekilde değiştiriyor. Mesela şu örnek. Eğer reducer'a, bu arada biraz büyüteyim bu ekranda, küçük olabilir. Reducer'a to do, add to do case'i olan bir action geliyorsa o zaman reducer şunu yapıyor. Şu andaki state'i alıyor. Aynen. Ve onun üzerine text'i yeni text'e birleştiriyor. Complete'i false yapıyor. Birazdan bu çok daha mantıklı gelecek şey yaptığımızda. Gerçek bir örnek oluşturduğumuzda. Şimdi şuradaki örneğe göre biz de bir login reducer oluşturalım. Reducers index.ts diye bir şey oluşturacağım. Artı reducers login.js diye bir dosya daha oluşturacağım. Action'ımızda var olan state birleştirip yeni state oluşturan bir şey diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Aslında sürekli bütün application'ın her tarafından gelen state'leri, yani senin sorunun şeklinde, aslında action onların ismi, action'ları yorumlayıp onları tek bir state'e çeviriyor application bazında. Şimdi şöyle bir function yazacağım. Login reducer. Bunun bir state'i olacak başlangıçta. Şu anda bir boş bir obje olsun default olarak. Bu bir de action alacak. Bunun içine genelde bir switch statement yazmak mantıklı. Bu arada VS Code'un böyle güzel bir özelliği var. Switch sizin için oluşturuyor. Bu switch sizin login reducer'a gelen action'ınızın type'ına göre farklı bir şey yapacak aslında. Yani her type'a göre farklı bir şey yapacağız. Şu anda bir tane test case'i oluşturalım. O da şu olsun. Hatta onu da oluşturmayalım. Buraya sonra dönelim. Çünkü önce Redux'ı çalışır duruma getirmek istiyorum. Sadece bir tane default state yazacağım. Application'ımızın ilk state olacak bu. Daha kimse bir şey yapmadan önce. Şuraya default state diye bir obje oluşturacağım. Ve bunun içinde şey olsun, username Sinan olan bir obje olsun.
Bu da login reducer ilk çalıştığında default state olarak buraya gelsin ve bunu export default login reducer olarak oluşturur. Aslında bir basit reducer dosyası bu şekilde gözüküyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Application'ımızda farklı reducer'lar olabilir bu şekilde. Mesela bu sadece login'le ilgilenen kısım. Atıyorum başka bir ekranda az önce gösterdiğim color'ların sayfasının olduğu bir logic var. İşte colors reducer olabilir. Şuradaki index aslında bütün bu reducer'ları alıp bunları birleştirecek olan function. Dolayısıyla bize tek bir reducer veriyor. Şimdi bunu yapmanın yolu çok basit. Burada şunu yapıyoruz. Önce az önce oluşturduğumuz login reducer'ı bir import etmemiz lazım. Login'den. Sonra combine reducers diye bir şey var. Redux'ın altında function var. Bu combine reducers şunu yapıyor. Buraya bir obje olarak login reducer geçiyoruz mesela. Bu arada bunun ismini login reducer değil login desek daha temiz olur. Böyle aynı şekilde login diyelim. Bu bizim bütün reducer'larımızı combine ediyor. Şu anda Redux kullanmayan arkadaşlar varsa ne diyor bu adam? Reducer'ın ne olduğunu hiç anlamadım diye olabilir. Birazdan visual olarak göreceksiniz. Çok daha net anlaşılacak. Tamam, şu anda bu da hazır. Store'umuz da hazır. Son yapmamız gereken şey şu. Store'umuzu provider'la bağlamak. Şuradaki example'daki gibi bütün app'imize, dediğim gibi bu state bütün app'e geçeceği için bu state'i app'e veren bir component'a ihtiyacımız var. Provider şunu yapıyor. Bizim oluşturduğumuz store'u alıp app'e wrap ediyor ve app'in kendisine bu state'i geçiyor. Dolayısıyla app'te app'in içindeki herhangi bir component bu state'e erişebiliyor. Şimdi onu göstereyim nasıl yapacağımızı. Bizim app'imiz bu. Bu arada şurada boyu kaldırabilirim. Hiçbir şey yok. Buraya provider getireceğim. Provider import edemedik. Şimdi oldu. Bu provider'da store geçmemiz gerekiyor. Bizim store'umuzda Redux store'un içindeki bu arkadaş. Yapı bu kadar, eğer doğru yaptıysak. Login account undefined during initialization. JS ile JSX arasında bir fark yok açıkçası. JSX onu spesifik olarak React komponenti olduğunu ifade ediyor. JS herhangi bir JavaScript dosyası için kullanılabilir. Ama bence JS biraz daha temiz duruyor. Reducer, login reducer. Burada ne bir problemimiz var? Export default login reducer. Default break dedik tabii ki. Bunun altında şey yapmamız gerekiyor. Default. Return state yapmamız gerekiyor. Bakıyoruz. Şimdi. Buradaki Redux eklentisini bağlamadık sanırım. Onu da halledeyim. Onu nasıl yapıyorduk? Bunun Redux DevTools Extension diye bir şey vardı. Redux DevTools Extension. Oy, bakayım hemen. Redux şu anda çalışıyor aslında ama Chrome'un şöyle bir eklentisi var. Bunu kullanmak için Store'a özel bir şekilde çalıştırmanız gerekiyor.
Aslında şuradaki örneklerde olması lazım. DevTools extension. Compose with DevTools. Okay, önce şunu kurmamız gerekiyor. Şurada gösterdiği gibi. O yüzden application'ı durduracağım. Yarn add dev. Sonra bunu import edeceğiz. Compose enhancers. Compose with DevTools. Bakalım. Tekrar bir başlatıyorum yan startla. Şunu aldık. Sonra Compose with DevTools Enhancers. Şuradaki Compose yerine Compose with DevTools yaptığım koyduğum altta Redux DevTools extension otomatik olarak import edecek diye düşünüyorum. Ben farklı bir metot kullanıyorum bunun için açıkçası. Bakalım. Evet. Şimdi state'imiz yani Redux dev tool'umuz geldi. Şimdi bu tool'un güzelliği şu. Bizim store'umuzdaki şu andaki yapıyı görebiliyoruz. Artı store'umuz update olduğunda bize bütün update'leri bu listede gösteriyor. Şimdi bu update'leri nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ama önce şuradaki farklı tablere bakabilirsiniz. Önemli olan state şu anda. Bizim store'umuza şu anda store'umuzun tek reducer'ı bu. Bu şunu yapıyor şu anda. Aslında hiçbir şey yapmıyor reducer olarak. Sadece default olarak state return ediyor. State'imiz de username Sinan. Şimdi önce bu state'e nasıl erişeceğimizi gösterelim. Bunu yapmak için bir component oluşturmamız lazım. En azından. O yüzden şuraya components diye bir folder oluşturalım. Bunun altında login diye bir folder daha olsun. Bunun altında index diye bir dosya olsun. Login. Şu anda hala style'da işimiz yok. Buraya geçiyorum. This şöyle yapalım. H1 this is login. Böyle div oluşturalım. Şimdi buraya username eşittir Sinan demek istiyorum. Ama bunu Redux Store'dan alacağım. Şimdi bunu nasıl alacağımızı göstereceğim. Bir kere bunu almak aslında eskisi gibi pis değil açıkçası. Eskiden biz şeyle yaparken bunu class komponentlarla yaparken çok dertli bir şeydi. Yani syntax olarak. Bu arada Preterium çalışmıyor ama sonra bakacağım onu. Functional komponentlarda bunu yapmak çok kolay çünkü React Redux'ın spesifik bir hook'u var ve bayağı işi kolaylaştırıyor açıkçası. Önce şu login'i doğru route'da bir render edelim. Şimdi onu yapmak için ne yapacağız? Route'a gideceğiz. Şu anda login path'inde bunu render ediyoruz. Bunun yerine yeni yaptığımız component'ı render etmek istiyorum. Ve login yazıyorum. Bunu import ettireceğim. Components login'in altından import etti. Hemen bir test edelim. Gördüğünüz gibi buraya gelince this is login oldu. Şu anda username'inde slash slash slash. Class components kullanmıyorum ben açıkçası. Yani gerek olduğu birkaç tane enteresan case var. Onun dışında neredeyse hiç kullanmıyorum. Functional component'lar çok daha temiz ve okunabilir. Hatta bununla ilgili bir buçuk ay önce bir şey yaptık, sunum yaptık grup olarak. Orada ben bu konuyla ilgili bir sunum yapmıştım. O sunumun videosu da var. Belki Gökhan paylaşabilir şeyden. Chatten. Şu an logindeyken tekrar logine tıklayınca yeniden render ediyor mu komponenti? Hayır. React Router o konuda akıllı. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Indicator falan yok. Bunun içinde bir şey değişmiyor. Bir refresh, reload yok yani. Tamam, şimdi login içinde login komponentini render ediyoruz. Yeni yapmak istediğim şey buraya store'umuzdaki value'yu almak. Bunu yapmak için
Redux'ın, daha doğrusu React Redux'ın UseSelector diye bir hook'u var. UseSelector şu şekilde çalışıyor. Bunun için bir function geçiyorsunuz. Ben bir arrow function geçeceğim biraz daha temiz olsun diye. Şuradaki state'i aslında burada bulmak istediğiniz şeyi store'un içinde buluyorsunuz. Yani şimdi bizim store'umuzun içinde login nerede? Şuradan inceleyelim. Bütün bunu store olarak düşünün. Bunun içinde, login'in içinde username. Yani şöyle çalışıyor. Login, username. UseSelector bizim için store'dan bunu buluyor. Ve bunu istediğimiz bir variable'a eşitleyebiliyoruz. Mesela username diye. Sonra bu username'i de benim component'ımın içinde istediğim yerde kullanıyorum. Şu şekilde. Okay. Bir saniye ışıkları açıp geleyim. Okay, geldi. Şimdi az önce yazdığımız kodla store'un içindeki login username'i aldık ve bunu component'in içinde kullandık. Dolayısıyla burası Sinan oldu. Başka bir şey deneyebiliriz orada. Tekrar reducer'a gidersek, atıyorum burada age diye bir şey var. Hepinizin bildiği üzere 18 yaşındayım. Dolayısıyla tekrar login'e dönersek burada age'i de alabiliriz. Age, hatta user age diyelim. Biraz daha consistent olsun. UseSelector state. Bu sefer state'in içinde, login'in içinde age miydi? Login'in içinde olması lazım. Evet, sadece age. Hatta burası da user age olsun. Ben sileceğiz bunu da. O zaman burası da user age olacak. App'imize geliyoruz. Orada 18 oldu. Dolayısıyla aslında gördüğünüz gibi bu app'in, daha doğrusu bu component'ın app'in gerisiyle bir alakası yok. Prop olarak bunları almıyor. Ama app'in herhangi bir yerinde, herhangi bir component'ta biz bunları UseSelector'ı kullanarak store'dan çekebiliriz. Redux'ın bize sağladığı asıl, daha doğrusu birinci avantaj bu. İkinci avantaj da store'ı istediğimiz yerden update edebiliyoruz. Şimdi bu kısma gelelim. Bunu yapmak için de action'ları kullanıyoruz. Şimdi şu şekilde çalışıyor bu action'lar. Redux'ın içine bir tane daha folder oluşturacağım. Sonra diyeceğim ki actions. İndeks olmasın, actions login.js olsun. Actionlar bizim aslında çağırdığımız pure functionlar. Dolayısıyla bu actionlar şunu yapacak. Biz buna bir veri vereceğiz. Atıyorum username Osman olsun diyeceğiz. Ve bize bir tane obje döndürecek. Aynı şeyleri, argümanları geçtiğimizde hep aynı objeyi döndürmesi gerekiyor. Buna pure functionlar deniyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse işte user logged in diye bir şey oluşturalım. Bu yeni username'imiz olduğunu düşünün bunun. Bu ne yapacak? Bize bir obje return edecek. Bu objenin bu olmak zorunda değil ama genelde bu şekilde yazılıyor. Bir type olur. Bu bize ne tarz bir action oluşturduğumuzu gösteriyor aslında. Yani user logged in diye bir action oluşturduk şu an. Ve bunun sonucu olarak ne değişti? Bu da payload olarak adlandırılıyor genelde. Aslında burada ne yazacağınız tamamen size kalmış. Bu biraz bir convention gibi. Bu biliyorsunuz şunun kısa yolu JavaScript'te. Yani username property'si
name veriyorsun, username demek yerine ES6'te kısa olarak bunu yapabiliyorsunuz. Bunu bir de export etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi bu işin action creator kısmı. Bunun return ettiği obje bir action. Biz ne zaman user değiştirmek istersek bu action'ı bu action creator'ı dispatch edeceğiz. Dispatch'in ne olduğuna birazdan geleceğim. Ve bizim store'umuz update edecek kendi kendisini. Fakat onu update etmesi için store'a ne yaptığını login radius'un içinde söylememiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyoruz. Burada bir case tanımlayacağız. Burada tanımladığımız case aslında biz dedik ki action type diye. Diğer tarafta tanımladığımız action type ile match olması lazım. Yani şuradaki user login aslında bizim reducer loginimizin içindeki aradığımız case olacak. Yani aslında şunu söylüyoruz. Diyoruz ki tabi burada bu olmuş. Şunu söylüyoruz. Bir action geldiğinde o action'ın type'ı user login ise o zaman şunu yap. Şimdi yapacağı şey şu. User login'de bize ne geliyor? Bir username gelecek. Dolayısıyla yapması gereken şey aslında bizim store'umuzdaki, ki şöyle gözüküyor olması lazım bir şey değişmediğinde, bu store'daki username'i update etmek. Bunu nasıl update edeceğiz? Şimdi Redux'ın birinci kuralı şu. Asla state'in üzerine yazmıyoruz bir şeyi. State'in kendisini alıyoruz. Spread operator kullanacağım bunun için. Ve state'in sadece bir tane elemanını değiştirmek istiyoruz. Her şeyin değil. Yeni username'imiz ne olacak? Action. Buradaki action. Bu bize az önceki action creator'da döndürdüğümüz şeyi verecek aslında burayı. Dolayısıyla action'ın içindeki, payload'un içindeki username'i almak istiyoruz. Action. Payload. Functional component'ı class component'lar gibi extend etmiyoruz. Her function otomatik olarak bir component gibi davranıyor. Dolayısıyla şu anda reducer'ımızı bağlamış olduk. Bunu çağırdığımız zaman login reducer bunu yakalayacak ve username update olacak. Biz ne her ne geçersek. Şimdi bunu deneyelim. Bizim loginimiz nerede? Burada. Şöyle diğer tabları bir kapatayım. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz peki? Şu şekilde kullanıyoruz. Buraya bir tane buton ekleyeceğim. Login as Osman diye buton. Şunu istiyorum. Bu login as Osman'a bastığımızda store'umuzdaki username Sinan veriyorsa Osman olarak değişsin. İstediğimiz şey bu. Normalde bu gerçekten bir kullanıcı login olduğunda yapılması gerekiyor ama şu anda bunu mock ediyoruz. Şimdi bunu yapacak bir fonksiyon yazalım. HandleClick login as Osman. Şimdi bunun içinde ne yapmamız lazım? Önce az önce söylediğim gibi dispatch ismi verilen özel bir function var. Bunu da yine başka bir hook olan useDispatch ile kullanabiliriz. Yine bize React Redux'ın verdiği özel bir hook bu. Bunu şöyle kullanıyoruz. Const dispatch eşittir useDispatch diyoruz bu kadar. React as a powerful composition model and a composition composition veriyorum geldim. Şimdi şunu yapmamız lazım. Bu butona tıklandığı zaman bizim action'ımızı dispatch etmemiz gerekiyor. Nasıl dispatch ediyoruz? Acayip basit. Neydi bizim şeyimizin ismi? Login'imizin ismi. User logged in. Dolayısıyla burada user logged in function'ı çağırıyoruz. Bunu başka yerlerde şu şekilde görebilirsiniz bu örneği. Aslında dispatch ettiğimiz şey şu. Yani buradaki function'la hiçbir alakası yok. Dispatch ettiğimiz şey bir obje aslında. Ama bu objeyi her seferinde böyle
uzun bir şekilde yazmamak için action creator'lar oluşturuyoruz. Dolayısıyla action creator bize bu objeyi veriyor aslında. Başka bir şey yaptığı yok. Şimdi bizim yaptığımız şey şu. Bu butona basıldığında bu function çağrılsın istiyoruz. Onu da şöyle yapacağız. On click handle click login as Osman. Şimdi bunu test edelim. Geldik buraya. Şu anlaki state'ime bakıyorum. Username'sinden user age 18. Login as Osman'a basıyorum. Ve user login oldu. Ama username değişmedi. Niye değişmedi? Çünkü buraya bir şey geçmeyi unuttuk. User logged in username'i bir argüman olarak alıyordu ve buraya geçiyordu. Dolayısıyla bu arkadaşa bir isim geçmemiz lazım. Osman. Değil. Osman. Bakıyoruz. Tekrar deneyelim. Username Osman oldu. Dolayısıyla state kendi kendine update oldu. Biz buna bastığımız zaman. Bu extension çok güzel bir şekilde state'deki update'in ne olduğunu gösteriyor bize. Username Sinan'dı diyor. Ve Osman oldu diyor. Şu div tabindeyken. Eğer state'e girerseniz tüm yeni state'i gösteriyor. Osman ve 18 şeklinde. Dolayısıyla burada daha kompleks şeyler de yapabiliriz aslında. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Input deriz. Input'un value'su store'da değiştirilebilir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Const new name, set new name diye bir state oluşturacağım. Functional component'larda state, use state hook'ları oluşturuluyor bu arada. Ve bu şeyin de tekstinde veriyorsa şey olsun, new name olsun. Her değiştiğinde de şunu yapmak istiyoruz. On change set new name target value. Dolayısıyla şu anda şu input şunu yapıyor. Kendisinin veriyorsun new name. İlk başta boş bir string. Her değiştiğinde bu event'in target'in value'su neyse, yani input'un kendisinin value'su neyse, state'i bunu ayarlıyor. Dolayısıyla value olarak onu görüyoruz. Bakalım. Bu şekilde. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Buradaki buton Osman olarak login olacağına, biz her ne yazdıysak o olarak login olsun. Dolayısıyla şunu yapabiliriz. New name olarak. Action'ı update edebilir. Dolayısıyla şunu yapacak. Login as. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz bir de. Ben cool olsun diye. Şimdi diyoruz ki, bu arada bunu da büyüteyim. Markle yazdık, bastık ve Markle olarak login olduk. XXX yazdık. Ve gördüğünüz gibi state'in aslında, state'i patlatmıyoruz. Aslında eski state'leri hala duruyor. Pardon, store'un eski state'leri hala duruyor. Ve biz ne zaman ne olmuş bunun bütün dokümanı buradan görebiliyoruz. Redux'ın ikinci güzelliği de bu aslında. Store'umuzun bize bütün değişimleri göstermesi. Dolayısıyla component'ın state'i gibi elinizde sabit bir şey yok. Dinamik, canlı bir state var aslında store sayesinde. Ne kadar oldu bu arada başlıyor mu? Neredeyse bir saat olmuş daha app'in kendisine başlayamadım. Okey. Bunların da faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım anlaşılıyorsa. Gerçekten bir Osman varmış aramızda. Şimdi burada bir tane daha folder oluşturmak istiyorum. Bu da şey olsun, home index.js olsun. Bu da bir functional component olsun. İsmi home olsun. Şimdi size şeyden bahsetmek istiyorum biraz. CSS modüllerden. Bunların nasıl çalıştığından. Şimdi CSS modülleri kullanmak için Slack ekranında nereden girebilirsiniz? Meetup'a üye misiniz? Eğer Meetup'a üyeyseniz ilk girdiğinizde size bir Slack invite'ı geliyor olması lazım. Onu kullanarak girebilirsiniz.
Meetup linkimiz de bu. Yani şimdi bir home component oluşturdum. Export default home olması lazım. Home component'ın içinde CSS kullanmak istiyorum ve bunun için ben CSS modülü tercih ediyorum. Bunu kullanmak çok basit. Tek yapmanız gereken bir yerde tercihen aynı folder'da component ismi modül.css diye bir dosya oluşturuyorsunuz. Sonra component'ın kendisine dönüp bunu import ediyorsunuz. Import styles from home css diye. Şuradaki isim size kalmış ama styles demek daha mantıklı. Sonra normal css yazar gibi yazıyorsunuz. Mesela atıyorum işte home background diyelim diyorsunuz. Component'ın kendisinde bu stili kullanmak için şunu yapacaksınız. Aslında buradaki styles bize çeşitli class name'ler veriyor. Dispatcher'ın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Dispatch, Redux'a özgü bir şey. Action'ları dispatch etmek istediğimiz zaman kullanıyoruz. Şunu yapıyoruz. Class name diyoruz. Styles. Az önce oluşturduğumuz home'u seçiyoruz burada. Bu şunu yapıyor. Buraya geldiğimiz zaman tabi bu home'u hiçbir yerde render etmiyoruz şu anda. Önce onu bir yapalım. Routes'a geliyorum. Şu zımbırtı yerine burada home component'ına import edeceğim. Ve tekrar home'a gittiğimde şu hey kısmı gelecek. Şimdi bu nasıl çalışıyor? Şöyle. Bunu inspect edersem burada home biraz büyüteyim. Bir görebilirim. Burada home bla bla diye bir şey var, class var. Aslında CSS modüller şunu yapıyor. Bizim burada geçtiğimiz CSS selector'ı, CSS class'ını bir variable olarak oluşturuyor ki gidip başka yerdeki CSS class'ıyla şey yapmasın. Conflict etmesin. Sonra biz JavaScript'in içinde, daha doğrusu React Component'ın içinde bunu import edip class name olarak kullanıyoruz. Ve bütün stiller otomatik olarak buna geliyor. Dolayısıyla bakın home'un içinde background yellow var. Hatta daha da güzel tarafı burada yaptığımız değişiklikler otomatik olarak apply oluyor. Gördüğünüz gibi hiç sayfa refresh bile olmadı. Sadece CSS'teki değişiklikler olduğu gibi geliyor sayfanın için. CSS modüller bu kadar basit aslında. Yani şunu yapabilirsiniz. Her komponent için ben daha çok bu şekilde yapmayı seviyorum. Her komponent için bir tane kendi CSS modülünü oluşturuyorum. Ve onu import edip kendi class'larını kullanıyorum. Dolayısıyla biraz daha scalable oluyor. Ve bütün CSS'lerim ayrı bir şekilde duruyor. Ne yaptık? Redux'tan bahsettik. React Router'dan bahsettik. CSS modüllerden bahsettik. Biraz hook'lardan bahsettik. Yani bahsettik dediğim aslında diğer şeylerle birlikte kullandık. Şu dışında. Güzel. Yani bir saat kadar oldu. Şu anda siz bayıldınız mı? Yoksa planladığım şekilde app'e geçeyim mi? Çünkü bu sandığımdan biraz daha uzun sürdü açıkçası. Belki ikinci part olarak başka bir zaman şu bahsettiğim color app'ini yapabiliriz. Bugün öğrendiğimiz şeyleri kullanarak. Ne düşünüyorsunuz?
Geçelim mi diyorsunuz? Genel olarak sanki devam edelim tarzında şeyler söyleniyor. Okey, biraz daha devam edelim. Yorulduğumuz zaman bırakır. Belki başka bir partta devam ederiz ilgi olursa. Bu arada komponentlerin folder'ı bence büyük harfle, yani bence değil. Convention gereği büyük harfle başlamalı. Burada bir hata yapmışım. Bunu nerede import ediyorum? Routes'ın içinde import ediyorum. Bakalım. Login components dedim. Okay. Bu benim VS Code'umda çıkan yeni bir bug bu arada. Ne zaman bir şeyi refactor etsem buradaki importları bozuyor. Eğer bir fikri olan varsa makbule geçer yani. Bakalım her şey çalışıyor mu? Login, home, login, home. Güzel. Şimdi burada ne yapabiliriz onu düşünelim. Bir kere önce şöyle düşünüyorum. Küçük bir login kısmı yapalım. Sayfaya ilk geldiğimizde kullanıcıya login soralım. Ve login'i API'ye post edebiliriz burada. Buradan gelen cevaba göre kullanıcıyı home screen'e getiririz. Web Store. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapalım. Bir kere ilk login default state'ini değiştirmek istiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. User logged in diye bir variable oluşturacağım burada. Ve default olarak bu false olacak. Bunlardan yine kurtulalım. Bir de login komponentimi açayım. Artık burada şunları istemiyorum. Burası şimdilik boş olsun. Okay. Şimdi şunu yapacağım. İlk home komponentine geldiğimizde burada user logged in mi diye bakmak istiyorum. Bunu yapmanın yolu az önce yaptığımız gibi use selector kullanmak. Use selector state yerine s diyebiliriz daha basit olması açısından. Ne demiştik bu reduce şeyin ismi? User logged in. Conf is user logged in. Bu arada şurada da aslında is user logged in desek daha iyi olur. Genelde boolean olan variable'ları can, is gibi kelimelerle başlatırsanız bunun boolean olup olmadığını küt diye anlayabilirsiniz bakışından. Mesela şu username'in boolean olmadığı belli. Bunun bir value'su var. Muhtemelen string. Şuraya bakmadan. Ama is user logged in true ya da false olmalı. İsminden dolayı. Dolayısıyla şurası da is user login olacak. Şimdi bunu genel olarak test etmek iyi bir fikir. Şey yazdığımız zaman is user login diye bir console log yapıyorum. Bakıyoruz. Is user login false, is user login false. Güzel. Bu arada console log yaparken bir şeyi bir variable'ı console log yaparken böyle bir numara var kullandığım. Objenin içine is user login koyduğunuz zaman bu dediğim gibi aslında şunun kısa yolu. Dolayısıyla konsolda direkt false görmek yerine is user logged in eşittir false görüyorsunuz ki birkaç tane şeyi console log yaptığınız zaman neyin ne olduğunu bazen anlamayabiliyor insan. Bu faydalı bir şey. Tamam, şu anda o veriyi alıyoruz. Şimdi şunu yapacağız. Eğer user logged in değilse o zaman kullanıcıyı login ekranına götüreceğiz. Bunun için React Router'ın çok kullanışlı bir komponenti var. İsmi redirect. Bunu kullanacağız şimdi. Şöyle diyeceğim. If is user
logged in değilse, yani user not logged inse, o zaman return redirect to olması lazım bu arkadaşın şeyi. O da şöyle kullanılıyor. Nereye redirect edeceğinizi söylüyorsunuz. Hangi path'e. Dolayısıyla user logged in değilse o zaman bunu yapacak. User logged in ise bunu es geçecek ve buraya gelecek. Bakıyoruz. Login'e geldik. Tekrar ana sayfaya gidiyorum. Ve login'e giriyorum çünkü logged in değilim. Şimdi home'un kendi kısmı bu kadar. Şurası this is home olarak kalsın. Şimdi login'in kendisine gelelim. Burada da user'dan login olmasını isteyeceğiz. Bunun için bir forma ihtiyacımız var. Bir username input oluşturalım. Şöyle yapalım. Label. Username input text. Bir label daha. Oraya gerek yok eğer input'u içine koyuyorsanız. Spam password input type password. Bakalım şeye benziyor mu? Evet. Böyle. Şuna da diyelim ki class styles. Hop. Styles'ımız yok daha. Şöyle yapalım. Login not module.css. Login form. Gerisi class oluşturacağım. Display flex olsun. Padding 20 pixel olsun. Border. Pardon. Border. 20 pixel solid. Dede olsun. Ondan sonra buraya gelip bunu import ediyoruz. Şuna kalsın birazdan lazım olacak. Import styles from login. CSS. Sonra bu import ettiğimiz style'ı bu arada durmamı istediğiniz noktada durup durdurup soru sorabilirsiniz tabii ki. Login form. Yani bu arada VS Code'un başka bir güzel tarafı bu. Buradaki style'ları import ettiğimiz zaman sanki JavaScript objesi import etmiş gibi bunu gösteriyor. Nitekim JavaScript objesi. Tamam, formumuz biraz daha insan gibi gözüküyor. Şöyle yaparsak bir de flex direction column dersek alt alta gelecekler. Hatta şunu da yapabiliriz. Login form label display flex. Niye olmadı? Oldu aslında. Burada flex direction column dersi lazım. Güzel. Yani güzel değil ama idare eder. İki tane elementin arasında boşluk bırakmak istiyorsanız bunu şöyle yapmak pek iyi bir şey değil. Genel olarak. Bu da bir CSS tipi olsun. Şuraya 20 piksel koyduğumuzda aslında işimizi görüyor gibi gözüküyor ama iyi bir şey değil çünkü bakın şuradaki label'ın altında 20 piksellik boşluk var şurada. Görüyoruz. Ama altındakinde de var. Yani böyle bir boşluk istemiyorsunuz siz aslında. Sizin kastettiğiniz bu ikisinin arasında margin olsun. Onu yapmanın daha güzel bir yolu var. O da şu. Adjacent selector diye bir selector var. Şunu yapıyor. Diyorsunuz ki login formun içindeki label'dan sonra gelen başka bir label'ın margin top'ı 20 piksel olsun. Bu az önce yapılan şeyin aynısını yapıyor. Ama sadece bir label bir label'dan sonra geliyorsa onun margin top olarak ekliyor. Dolayısıyla alt tarafta düdük gibi ekstra boşluğunuz olmuyor. Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunları state'e kaydetmemiz lazım ki kullanabilelim. Dediğim gibi functional component'larda state oluşturmak için useState kullanıyoruz. useState boş bir string. Const username
Set username. False password. Set password. Login status. Az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Diyeceğiz ki review eşittir username on change set username and type it there. Hatta bunu aynen kopyalayıp dışarıdakine yapıştırabilirim. Tek farklı olan şey şu olacak. Burası password olacak. Rica ederim. Hadi Akgün. Set passwords. Yine target veriyor çünkü bu sefer bu input'unkinden bahsediyoruz. Test edelim. Şunlara yazabiliyorsak çalışıyor demektir. Çünkü bunun value'ları değişiyor. Hatta şöyle küçük bir test daha yapabiliriz. Username'in yanına username'in ben password koyayım. UI design için ne kullanıyorsun? Oturup ciddi bir zaman tasarım çıkartıyor musun? Ben çalıştığım şirkette hem frontend developer hem designer olarak çalışıyorum. O yüzden evet ciddi zaman ayırıp tasarım çıkartıyorum. Ve Figma kullanıyorum neredeyse her şey için. Tavsiye ederim şiddetle. Username, password. Gördüğünüz gibi state'lerimiz çalışıyor. Tabii ki password'ı böyle orta yere koymuyoruz. Bir de bunu submit etmek için bir butona ihtiyacımız var. Buton, login. Login değil, login. Tamam, bu check-in butonda login butonu olsun. Şimdi bu durumda ne yapacağız? Login olduğumuzda. Şunu yapacağız. Bu size gösterdiğim API'yi kullanacağız. Login successful kısmını kullanmak istiyorum. Bakalım nasıl kullanılıyor. Böyle bir endpoint var. Buraya post göndereceğiz. Yani şunu yapıyoruz. Bir tane function oluşturalım bunu post etmesi için. Function handle submit login. Şimdi handle submit login yaptığımızda fetch yapacağız ve bunu bu endpoint'i call etmek istiyoruz. Ama post yapacağız. Dolayısıyla hemen gidip fetch post kısmına kopyalıyoruz. Nereden? Her zaman Mozilla Developers'dan. Ben normalde projelerimde bu tarz şeyleri bir helper function olarak bir yere kaydediyorum. Ve sonra sadece postla data yapıp işin içinden çıkıyorum. Bunda da benzer bir şey yapabiliriz. Çünkü farklı yerlerde postlar kullanacağız. Burada da form tag'i kullanabilirsiniz isterseniz. Ama HTML'deki gibi şart değil. Ama aynı şekilde form submit event'i kullanılabilir yani. Hadi Akgün. Şuraya utils diye bir folder oluşturayım. Bunun içine helpers.js diye bir şey oluşturacağım ve bu arkadaşı buraya koyacağım. Şunlardan sonra kurtulurum. Şu anda bu işimize yarayacak bir şey. Ne yapıyor? Bir URL alıyor ve bir data alıyor. Bunu istediğimiz URL'e post ediyor. Tabii ki bunu export etmemiz gerekecek kullanmamız için. Expost değil, export etsek iyi olur. Şimdi şunu yapıyoruz. Neydi bunun ismi? Post data. Bunu async bir function yapayım ki içinde await kullanmak istiyorum. Post data. Await'in nasıl kullanıldığını bilmeyen varsa bence acil öğrensin, harika bir şey. Neyi post edeceğiz? Önce neye post edeceğiz? Bu URL'e. Peki neyi post edeceğiz? Sorusunun cevabı
Burada. Bakıyoruz nasıl çalışıyor. Email ve password. Biz username demiştik, onu email olarak değiştirelim o zaman. Rica ederim. Alaaddin. Şöyle bir yapımız olması lazım. O zaman username yerine email soralım. Şuraya geleyim. Burada F2 tuşuna basarsanız aynı dosya içindeki bütün variable'ları aynı şekilde değiştirebilirsiniz. Ve email diyeceğim. Gördüğünüz gibi şurası da değiştirdi kendiliğinden. Aynı şekilde şunu da değiştirmek istiyorum. Set email. Burası da değişti. Hatta şunu type'ını da email yapayım. Madem öyle. Tamam. Şimdi neyi postluyoruz? Aynı aşağıdaki örnek gibi. Email eşittir. Email. Bunu böyle yazmaya gerek yok. Onun yerine kısa yol olarak böyle yazabiliriz. Sonra bunun cevabına bakacağız. Bunun cevabına bakmak için şöyle bir şey yapalım. Response JSON yapıyor. Güzel. Şu data olsun. Console log data. Dolayısıyla şurayı bir kısaca anlatayım tekrar. Şimdi bağladıktan sonra. One click. Ben de olsam bitirdim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Birincisi iki tane input'umuz var. İkisinin kendi state'leri var. Biri email, biri password. Bunları yukarıda oluşturduk. Bunlar değiştirildiği zaman bu state'leri değiştiriyorlar. Sonra butona basıldığı zaman bu function'ı çağırıyoruz. Bu function ne yapıyor? Bizim API'mize bir post yapıyor ve email ve password'ı geçiyor. Buradaki await bu asynchronous function'ın tamamlanmasını bekliyor. Bittiği zaman bunun bu promise'in sonucunu, return'ünü konsolda göreceğiz. Her şeyi doğru yaptıysak bakalım. Email, sign up, sign up. Sign up, verify. 1, 2, 3, 4, 5. Login diyorum. Konsola bakıyorum. Ve data geldi. User not found. Çünkü sadece şuradaki login bilgilerini geçmemiz gerekiyor ki doğru olsun. Bakalım. Passport'ta City Silica. Yapıştırıyorum. Login'e basıyorum. Data'ya bakıyoruz. Evet, doğru login çalıştı. Şimdi bu formda birkaç tane hata var. Birincisi şu. Sayfayı yeniden göstermek için. Hiçbir şey doldurmadan tık diye login'e basabiliyoruz. Ve tabii ki missing gelecek. Çünkü çalışmıyor. Bunu düzeltmek için şunu yapmamız gerekiyor. Şu butonu kullanmadığımız zaman disable etmemiz lazım. Ne zaman disable olacak peki? Şu iki string boş olduğu zaman aslında. Bunu şöyle yapabiliriz. Email and password empty stringlerse ikisi birden o zaman disable true olacak. Bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi disable tıklayınca hiçbir şey olmuyor. Buraya bir şey yazdığım zaman yine yanlış. İkisinin birden dolu olması lazım. O zaman nasıl yapalım? Email boş string veya password boş stringse, yani ikisinden herhangi birisi boşsa o zaman disabled olması lazım. Tekrar geliyorum. Sinan yazıyorum ya da sinan yazıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bunu yazıyorum ve disabled kalktı. Artık login olabilir.
Tabii doğru şeye girersen. Evet aynen. O zaman. Başka ne hata var burada? Düşünelim. Bir de şu hata var. Şimdi şunu düşünün. Burada bilgileri girdim. Login'e bastım. Bekliyorum. O arada belki bu uzun sürecek. Bir daha basıyorum şeye. Dolayısıyla 3 kere bastığım zaman 3 tane login gönderilecek server'a. Bu yani hem lüzumsuz server'a request göndermek hem de burada user'a yanlış bir experience sunmamızı sağlayacak bir şey. O yüzden şunu yapmamız lazım. Butona basılır basılmaz bu cevap gelene kadar buton disabled olması lazım yine. Onun için de şöyle bir şey yapalım. Is loading set loading diye bir state oluşturalım. Bu default olarak false olsun. Yani ilk başta loading olmayacak tabii ki. Bizim formumuz. Handle submit login olur olmaz. Daha evet'e başlamadan önce set loading true yapacağız. Sonra bu response geldiği zaman set loading false olacak. Burada da şunu yapabiliriz. Is loading ise veya az önce bahsettiğimiz condition ise. Yani is loading ise kesin disabled. Değilse o zaman git şuna bak. Mesela bu. Bakalım. Tekrar basıyorum. Request geldikten sonra diğerlerine basabildim. Arada disabled'dı. Normalde zaten login OK geldikten sonra ana sayfaya geçmemiz lazım. Login bir şekilde. Şimdi o kısma bakalım biraz daha. Şimdi ne yapacağız? Bu durumda bir dispatch yapacağız. Aynı az önce yaptığımız gibi. User logged in diyeceğiz. Ve bir username geçeceğiz buraya. Onu ne zaman yapmamız gerekiyor? Buradan OK gelirse sadece. Şimdi bu API'den OK geldiğini nasıl anlıyoruz? Bize token verirse OK demektir. Dolayısıyla şunu yapacağız. Diyeceğiz ki if data token. Hatta önce fail case'ini yapalım. Önce hata aldığımız durumu yapalım. Genel olarak o şekilde başlamak daha mantıklı bir yöntem. Şimdi login'e bastım. Ne geldi? User not found. Eğer gelen datanın içinde error varsa o zaman bir şey yanlış yapıyoruz demektir. Dolayısıyla şunu yapacağız. Diyeceğiz ki if data nokta error varsa o zaman burada error ile ilgili bir şey yapmamız lazım. Aynı is loading gibi bir tane daha state oluşturabiliriz. Is alert diyeceğim. Evet. Normalde false olacak. Sadece login fail olursa true olacak. Dolayısıyla ne yapacağız? Is alert. Set alert true. Error olduğunda ne yapacağız peki? Buraya bir div oluşturalım. Diyelim ki is alert ise hatta şöyle yapabiliriz. Eğer bir divi komple conditional olarak render etmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Is alert doğru olduğunda make sure you enter şey diyelim. Login error check your try again. Deniyoruz. Abuk sabuk şeyler giriyorum. Basıyorum ve login error geldi. İkinci kere submit edildiğinde bu login error'ı kapatabiliriz. Set alert
false diyoruz. Çünkü bunun mantığı şu. Zaten birazdan check edeceğiz bunu. Eğer yanlışsa burada yanlış olarak ayarlanacaktır. Doğruysa mesajı göstermenin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bunun burada false olması çok mantıklı. Dolayısıyla şu oluyor. Giriyoruz. Hata gözüküyor. Başka bir şey giriyoruz. Login'e basıyoruz. Hata kayboluyor ve tekrar yeni hata geliyor. İkinci yapacağımız şey de gerçekten login olmak. Onu nasıl kontrol edeceğiz? If data token varsa içinde. Bunu niye böyle yapıyorum? Çünkü success de burada token gönderecek bize. O zaman ne yapacağız? Dispatch yapacağız. Dispatch yapmak için önce const dispatch eşittir useDispatch kullanmamız gerekiyor. Ve burada dispatch user logged in. Username'imiz ne peki? Username'imiz e-mail şu anda aslında. Tabii ki bir string değil. Şu andaki e-mail'in veriyorsun. Neyse o. Şimdi bunu deneyelim. Bilgileri girdim. Fail oldu. Şimdi doğru bilgileri giriyorum. Token'ım geldi. Gördüğünüz gibi hata yok. Redux Store'uma girip bakıyorum. State'im. Is user logged in? False. Çünkü bununla ilgili bir şey göndermedik aslında. Sadece username gönderdik. Onu da düzenleyelim. Şu şekilde. Bunu bizim kontrol eden logiğimiz şurada. Reducer login'de. User logged in olduğu zaman hem username'i değiştirsin hem de is user logged in'i değiştirsin. Bunu true olarak yapsın. Dolayısıyla bir daha sefere geldiğimizde doğru bilgileri girersek is user logged in true oldu. Şimdi ne yapmamız lazım? Artık login ekranıyla bir işimiz yok. Tekrar ana ekrana dönebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Yine redirect'le. Şimdi şunu kontrol etmemiz lazım. Login ekranına geldiysek ve logged insek o zaman burada durmamızın bir anlamı yok. Tekrar home screen'e dönmeliyiz. Onu da use selector'la seçebiliriz aynı şekilde. Şöyle yapıyoruz. State ya da ss login is user logged in. Bu bizim store'umuzdaki is user logged in almamızı sağlıyor. Eğer user logged in ise bütün bunları yapmak yerine şunu yapabiliriz. Redirect to home. Ama tabii bunu ne zaman yapacağız? Sadece user logged in ise. Dolayısıyla bir if condition'a ihtiyacımız var. Is user logged in ise. Böyle yap. Şimdi hepsini birden bir test ediyoruz. Login'e basıyorum. Yanlış. Gerçek bilgi alıyorum. Ve homepage'e geldik. Normalde homepage bizi eğer login değilsek login'e yönlendirecekti. Bu durumda gerek kalmadı. Çünkü is user logged in false. Burada başka gerçek bir application olsaydı ne yapılması gerekiyordu? Şuradaki e-mail'in e-mail olup olmadığı kontrol edilmeliydi. Onu şu anda yapmıyoruz. Yani içinde @ var mı, .com tarzı şeyler var mı diye bir
validation yapabilirdik. Ama bunun React ile bir alakası yok. Yani siz kendiniz yapabilirsiniz. Başka ne yapılabilir? User logged in olduktan sonra şu anda sayfayı yenilersek user çıkıyor. Bunu engellemek için local storage'a bir value yazmalıyız. Onun dışında ne yapılabilir? Bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi şuna bakın. Burada is user logged in use selector'ımızın içinde bunu kullanıyoruz. Şimdi burada siz store'un neresinde bu vardı diye hatırlamak zorunda değilsiniz. Her seferinde gidip store'a bakmak da gıcık bir şey olabilir. Artı home screen'in içinde de tam olarak aynı şeyi kullanıyoruz. Ben bunu önlemek için şöyle bir şey yapıyorum. Redux'ın içinde accessors.js diye bir dosya oluşturuyorum. Burada şunu yapıyorum. Şimdi mesela burada home'da şunu yapıyoruz ya. Use select'in içinde kullandığımız için ismine select diyorum. Select is user logged in eşittir. Aslında bu. Bunu export ediyorum şu şekilde. Ve bunu canım nerede isterse orada kullanabilirim ve store'un yerini hatırlamak zorunda değilim. Bu bir function ve bize bunu return ediyor. Dolayısıyla burada şunu kullanabilirim. Bu az öncekini yazmamdan daha temiz bir şey ve yapının her tarafında aynı şekilde kullanılabilir. Bence ilk stream için bu kadar yeterli. İkincisinde bu login'i hatırlama olayını ve login'den sonraki renklerin olacağı ekrana bakarız. Bunları da kitaba pushlayayım. Biraz yüklü bir commit olacak. Sizin sorularınız varsa alabilirim şimdi. Yoksa bugünü bitirelim. Şeylerim yukarıda kalmış bir üst ve altta. Onları buraya alıp buraya bitirmemiz lazım. Ben teşekkür ederim Ozan. Umarım faydalı olmuştur. Yani o tamamen sizin CSS'i nasıl kullandığınızla alakalı. Bootstrap'in React'le bir alakası yok. Code splitting şöyle, yani büyük bir app'iniz varsa ve application size'ı user'ın performansını etkileyecek düzeydeyse o zaman code splitting kullanılması gerekiyor. Router'ın sanırım dynamic import özelliği yeni bir özellik. Siz web component kullanır gibi sizin bundle'ınıza dahil olmayan bazı komponentleri import edebiliyorsunuz. Dolayısıyla application'ınızın size'ını düşürüyor ama bu tamamen performansla alakalı bir soru. Yani sizin devasa bir application'ınız varsa code splitting kullanmalısınız. Bunu da kafadan kendi kendine yapan library'ler var. Mesela Next.js bunun çok güzel bir örneği. Eğer o büyüklükte bir uygulamanız varsa
Next kullanmak sizin için bayağı bir performans kazancı sağlayabilir. React Bootstrap'in ne olduğunu bilmiyorum ama tahmin ettiğim kadarıyla Bootstrap'i React'e bağlayan bir library. Yani tamamen Bootstrap'i ne kadar sevdiğiniz ve kullandığınızla alakalı bir soru bence. Evet, aynen. Yani bundle'ın bir kısmını, gerekli kısmı kullanıcıya veriyorsunuz. Diğer sayfalara sadece gidildiğinde yükleniyor. Dolayısıyla kullanıcı ilk defa siteyi yüklerken sizin bütün o sayfalarınızı tek tek load etmek zorunda kalmıyor. Rica ederim. Kullanıyorum. Benim kendi kullanma örnek verebilirim. Mesela şimdi onun iki tip şeyi var server side rendering işinin. Mesela şu site benim portfolio sitem Next.js ile yazılmış. Ve bu kendiliğinden, Next'in özelliğinden dolayı eğer düzgün, uyumlu bir server kullanıyorsanız server side rendering yapıyor ve hem performans açısından hem SEO açısından çok faydalı. Ama dinamik bir content'iniz yoksa, yani bir alışveriş sitesi gibi ya da ne bileyim kullanıcıların login olduğu bir sistem gibi bir şeyiniz yoksa Gatsby tarzı, ki benim blogumda Gatsby ile yazılmış bir site kullanmanız çok daha, sistem kullanmanız çok daha faydalı olabilir. Server side rendering'e ihtiyacınız yok çünkü böyle bir sistemde. Her bir şey, ekstra content eklediğinizde, mesela böyle bir yazı eklediğinizde tekrar build edersiniz ve otomatik olarak sizin sayfanız güncellenmiş olur. Static şeylerin, library'lerin, yani Gatsby gibi library'lerin avantajı şu: bu sayfalar için gerçekten bir HTML ve CSS var. Yani bu tek bir JavaScript dosyasından serve edilmiyor. Dolayısıyla server side rendering'in sunduğu avantajları sunuyor ama çok daha kolay bir yolda. Build alırken source map'i kapatmak dışında yapılması gereken bir şey var mı? Source map'i kapatmanız ya da kapatmamanız kullanıcının performansını etkilemez. Çünkü source map sadece developer tools tarzı şeyler çalıştırıldığı zaman yüklenen bir şey. Normal kullanıcı source map'i almaz. React kullanıyorsanız zaten build ettiğinizde son versiyonunuz gayet minified edilmiş oluyor. Dolayısıyla ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi çok büyük bir app'iniz varsa ve SEO'dan muzdaripseniz, SEO sizin işinize yarayacak bir şeyse, server side rendering çok işinize yarar. Dolayısıyla Next.js, Gatsby tarzı bir şey kullanmak sizin için faydalı olabilir. Bu arada ben bu stream'in sonunda konuşmak istediğiniz şeyler olursa diye bir Zoom meeting'i ayarlamıştım. İsterseniz çalışmayalım. Bu stream'den sonra ben size linki Slack'ten paylaşabilirim. Konuşmak isteyenlerle orada devam edebiliriz muhabbeti. Arkadaşlar, teşekkür ederim katıldığınız için. Çok değişik bir deneyim oldu benim açımdan da. Umarım size de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.